Zagreb'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni rotamızda Hırvatistan'ın şirin başkenti Zagreb'e geldik. Burası Ljubljana'ya yaklaşık 2 saat uzaklıkta. Çok rahat bir şekilde geliyorsunuz. Bulunduğumuz yerde Zagreb'in en ünlü dini mabedinin bulunduğu Zagreb Katedrali. Hemen arkamda görüyorsunuz bu muhteşem gotik şaheser 1200'lerin başında Tatarların istilası sonucu yıkılan bir kilisenin yerine yapılmış. 1300 yıllarında da artık tam son şeklini almış. Buraya giriş ücretsiz ama restorasyona denk geldiğimiz için içeri giremeyeceğiz. Hemen bulunduğu yerde çok güzel bir yine üzerinde Hazreti Meryem'in tasvirinin olduğu dışı altın kaplama bir havuz var arkadaşlar. Heykellerle kaplı bir havuz var. Onun dışında da şurada arkamda gördüğünüz bu kulelerde bir yeraltı şehri var. Mini bir Zagreb videosu olacak. Zaten biraz geç saatte geldik. O yüzden hani size böyle gezilmesi gereken ikonik mekanları göstereceğim. Onun dışında Zagreb'in bu büyülü sokaklarını gece hayatından da biraz bahsetmeye çalışacağım. Şimdi rotamıza başlıyoruz. Meydana doğru yaklaştığınız zaman arkadaşlar sizi böyle muazzam bir maket karşılayacak. Metalden tamamen yapılmış, bakırdan yapılmış bir harita. Tüm Zagreb'i buradan görebiliyorsunuz. Az önce size gösterdiğim işte katedral burasıydı. Ve gerçekten büyüleyici bir şey. Böyle yerleri çok seviyorum ben. Çünkü şehir hakkında bilgi almanızı sağlayan yerler, bu tarz yerler. Şurada pavilyon var mesela. Burayı da inşallah gidebilirsek göstereceğim. Old Town bölgesi genellikle bu taraflar oluyor arkadaşlar. Şu iki tanesi. Geriye kalan biraz daha artık Zagreb'in dış kısımları. Ama bu tarz şeyleri ülkemizde de daha fazla görmeyi tercih ediyorum. En son Amasya ve Diyarbakır'da görmüştük bunları ve çok güzeldi. Umarım diğer şehirlerimizde de farklı versiyonlarını görürüz. Bulunduğumuz meydan Jelačić Meydanı. İsmini de şu arkamda gördüğünüz devasa heykelden alıyor. Kim bu Jelačić? Osmanlılara karşı savaşan Hırvatistan'ı, o zamanki Hırvatistan'ı savunan ve bu şehri koruyan ünlü bir komutan. 1800'lü yıllarda yaşamış ve önemli bir figür bu halk için. O yüzden onun da heykelini, devasa bir atlı heykeli de buraya dikmişler. Ve adını da bu şu anda Zagreb'in en işlek meydanına vermişler. Şu anda biz de meydandayız. Görüntüleri çekiyoruz. Buraları göstermeye çalışıyorum size. İnşallah daha güzel mekanları hava kararmadan size gösterebilirim. Dediğim gibi şu anda Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kalbi olan Jelačić Meydanı'ndayız. Buradan da yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Jelačić Meydanı'na çıkan birkaç tane cadde var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Jelačić Sağ. İnşallah doğru okuyorum da caddesi. Burası trafiğe kapalı olan yeni bir cadde. Baştan sona kadar, Upper Grad'a kadar gidiyorsunuz, yani yukarı şehire kadar daha doğrusu. Bu caddeden çıkıyorsunuz ve bütün mağazalar, mekanlar burada da sıralanıyor. Zaten Avrupa'nın standart, işte bu trafiğe kapalı orta çağ sokaklarını böyle olduğunu söyleyebilirim. Hep bunu gördüğünüz videolarımda genellikle. İşte burada da dediğim gibi gezebilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz, hediyelik eşyalarınızı alabilirsiniz, paranızı bozdurabilirsiniz. Çünkü Hırvatistan'ın para birimi de kuna arkadaşlar. Euro kullanmıyorlar. Böyle dilim pizzacılar, gördüğünüz gibi birçok ürün burada servis ediliyor. Rahatlıkla yemeğinizi alabilirsiniz diyoruz. Ve benim yanımda çok tatlı bir gezimizin çiçeği var. Senin yüzünden kızımı özlüyorum sürekli. Mirasız geldik malum. Ne yapıyorsun? Zagreb'i beğendin mi? Çok güzel bir yer. Herkes gelmeli buraya. Evet, gelmeli buraya diyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Gezimize devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bulunduğumuz bölge Gornji Grad, yani biraz üst Old Town, üste kalan Old Town, eski bölge adına geçiyor. Bu caddede Tıkalseva caddesi, Hırvat dili biraz zor gerçekten arkadaşlar. Bizdeki C onlara tısı, bizdeki J onlarda Y, biraz lehçeye de benziyor. Bu caddede az önce gösterdiğim caddenin paralelinde uzanan, bu şehrin tamamen kalbinin attığı cadde,
boydan boya eğlence mekanları var, restoranlar var, kafeler var ve geç saatlere kadar bu mekanlarda çok güzel bir şekilde insanlar yemeklerini yiyip eğleniyorlar. Biz de bugünün artık bitirdikten sonra dinleneceğimiz zaman buralarda takılmayı düşünüyoruz. Siz de gelecek olursanız bu civardaki mekanlarda oturup keyifli zamanlar geçirebilirsiniz diyorum. Biraz spontane gelişiyor bu gezi arkadaşlar. Listem var ama vakit çok geç olduğu için çoğu kapanılmış oldu. Yani mekanların dışarıdan göstermeye çalışacağım size. Siz de geldiğiniz zaman rahatlıkla o zaman tek tek gezebilirsiniz. Fiyatlarını falan zaten size söylüyorum aşağı yukarı. Şimdi de artık biz yavaş yavaş böyle güzel yemek yiyecek mekanları keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi Arif ne kadar söylense de arkadaşlar şu anda üst taraf yani Upper Grad'a çıkıyoruz. St. Mark Kilisesi o tarafta. Biraz Zagreb de biraz yokuş bir şehir. O yüzden böyle güzel güzel merdivenler ve ara sokaklar var diğer tarafa gitmek için. Şimdi yukarı tarafa çıkıp bir de yukarı eski bölgeyi göreceğiz. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje Isus. Şimdi Upper Town'a doğru çıktığınız zaman arkamda gördüğünüz şu kırmızı kiremitli yapı Kramita Vrata adı verilen ülkenin taş kulesi. Az önce orada bir ayin olduğu için orada çekmek istemedim. Uzağa açıldım biraz. Hey. 13. yüzyıldan kalma bir kuleden bahsediyoruz. 1731'de ciddi bir yangın yaşamış ama şu anki son halini almış. İçeride Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in bir şapeli var. O ibadet eden insanlar da her akşam oraya gidip ibadetlerini yapıp yollarına, işlerine devam ediyorlar. Oradan sonra da zaten hemen devam ediyorsunuz yokuşu ve sizi Zagreb'in simgesi St. Mark Kilisesi karşılıyor. Burası çatısında gördüğünüz gibi Hırvatistan bayrağı ve bir kale figürü var. Bu şekilde çatısında bir figür olan dünya üzerinde görüp görebileceğiniz ender kiliselerden bir tanesi. Bulunduğu meydan da St. Mark Meydanı. Burada hükümet binalarının hepsi dizilmiş. Şu anda restorasyon var sanırım. O yüzden bir polis koruyor. İçeri giriş yok. İki tane katedralde giremedik maalesef restorasyonlardan dolayı. St. Mark Kilisesi de dediğim gibi şehrin simgelerinden. Buraya funikülerle de çıkabiliyorsunuz. Funikülerde gösterirsem size paylaşacağım. Yaklaşık 1 euro gibi ücretle bir dönüş bir gidiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan sonra da bulabildiğimiz diğer mekanları kara hava kararmadan göstermeye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar burada yaklaşık 30-40 saniye süren bir yolculukla 130 yıldır çalışan bir funikülerde kullanabiliyorsunuz. Aşağı şehirle yukarı şehri birbirine bağlayan bu funiküler şu an sadece 5 kuna karşılığında binebiliyorsunuz ama euro geçmediği için biz şu anda yanımızda da kuna olmadığı için kullanamıyoruz. O yüzden yine yürüyerek aşağı ineceğiz ama dediğim gibi nostaljik bir tramvay. Tamamen daha sonra funiküler. Çoğunlukla turistler burayı kullanıp aşağı yukarı hareket ediyorlar. Git gel 10 krona. Kuna bir türlü artık para birimleri o kadar birine karıştık ya arkadaşlar. Taksim'deki meşhur funiküler gibi bu biraz daha kısa bir yolculuk arkadaşlar. Tamamen çıktığı yerde gördüğünüz gibi taş kule. Birazdan da burayı size anlatacağım. Şimdi bu arkamda gördüğünüz kulede şehrin bir diğer simgesi Lochtrack Tower arkadaşlar. 2,5 euro karşılığında yukarı çıkabiliyorsunuz. Burası 13. yüzyılda şehri güney duvarlarını koruma amacıyla yaptırmış kulelerden bir tanesi. O zaman da şehrin dışında kalan, kalenin dışında kalan sakinleri uyarmak için de en üst kattan bir top atışı yapılıyormuş. Sonra da 4. kat eklenmiş ama 3. kattan bir top atışı yapılıyormuş. Ama sonraki dönemlerde bu gelenek haline gelmiş ve halen günümüzde öğlen saatlerinde buradan bir top atışı yapılıyor. Tam bir sembolik bir turistik faaliyet. Hemen de gördüğünüz gibi funikülerin yan tarafında buraya çıkıyorsunuz ilk olarak. Sonrasında isterseniz St. Mark Kilisesi'ne ya da aşağı tarafa inebilirsiniz. Geçiyoruz. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Çok iyi. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Çok noktada bilim pizzacılar var. Zaten yol boyunca bir dünya yemek yiyebileceğiniz yerler var. Burada kocaman bakın şu dilim komple 2 euro. Etli olan da var, vejetaryen olan da var, margarita olan da var. Yani rahat rahat yemek yiyebilirsiniz. Haksız mıyım? Çok lezzetli. Tavsiye ederiz. Evet. Onayı aldık.
Ve Zagreb gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzel bir akşam geçirdik. Gece hayatını da biraz yaşadık, eğlendik. Zagreb güzel bir şehir, hani öyle söyleyeyim. Küçük, bir günde rahatlıkla gezilebilecek bir şehir ama mutlaka gece de kalıp burada eğlenelim biraz diyorum. Bir sonraki durağımız yüzyıllarca Osmanlı hakimiyetinde yaşayan Sırbistan'ın başkenti Belgrad olacak. Oradan da daha önce bir video yayınlamıştım ama duruma göre belki bir video daha yayınlarım. Olmadı, Sofya'da görüşürüz.